Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Bu sefer kalabalık bir ekibiz. Yarın tek biletin fragmanı çıktı. Bu fragmanı hep beraber analizini yapacağız. Ali, zaten Ali'yi tanıyorsunuz gezi videolarından. Halil de yanında. Eskiden hep kamera arkasındaydı ve Engin var bugün. Önce Engin'le başlayalım bence. Yarın tek bilet hakkında şimdi izlediğim fragmanı ne düşünüyorsun abi? Ya açıkçası çok bir fikir vermedi bana bu film. Bilemiyorum içeriğini. Önce bir sen başla, ben katılırım. Onu ya, bayağı gömecek o belli. Ya ben gömmediğim de şöyle söyleyeyim. Tek mekanda geçen film yapmak aslında zor bir iş. Evet. Hani kolay gibi gözüküyor. Daha az bütçe, daha az oyuncu var falan ama... Çok iyi senaryo yazman lazım. Çok iyi bir senaryo, çok iyi diyaloglar yazman lazım ki film bayağı diyaloglar üzerinden geçecek gibi gözüküyor zaten. Ama bu tarz filmlerde genelde dünya sinemasına örnekleri bir gerilim olur, bir şey olur, ne bileyim. Ya benim burada gördüğüm sırlar var. O sırlar anlattıkça doğan bir aşk var. Aşka doğru giden bir yolculuk gibi duruyor. Yani durum hikayesi. Yani bir olay yok gibi geldi bana ve sen yani, ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Şimdi sürükleyici olması gerekiyor ama fragmanda bir sürükleyicilik bulamadım. Yani hiçbir şeyi bağlayamadım. O yüzden diyaloglar ne kadar sürükleyici olacak merak ediyorum. Abi ben şeye bakıyorum ben başta. Kadınla erkeğin uyumu var mı filmde? Var mı? Kadına baktığımız zaman bir casibesi, albenisi var gibi duruyor. Adamla falan böyle bir uyumlu gibi duruyor da. Adam da bayağı meşhur adam. Evet, Selam'da geçiyor zaten biliyorsun. İlk videosunda bahsetmiştin. Abi ilk videodan bahsetmiyorum ya. Güzel bir ikili olabilirler ama yani konu bizi çeker mi? Böyle bir aksiyonlu bir şeyler devam eder. Yani şöyle TV'de denk gelirsin, izlersin ama özel olarak açıp izleyeceğini pek düşünmüyorum. Yani. Ya bu adamı falan sevenler var. Bayağı da YouTube'da eski videoyu adamın adını arayıp gelenler olmuş. Yani adamı seven bir kitle var, büyük bir yani kadının da seven bir kitle vardı, izleyecektik ama... Ben bu filmin konusunu ilk duyduğumda şey sanmıştım, hani Before Sunrise filmi var ya, trende tanışıyorlar, sonra Viyana'da iniyorlar falan. Ha, ertesi Viyana, ertesi sabaha varmış. Kadar beraber takılıyorlar, ertesi sabah ikisinde trenleri var diye. Ama bu komple trende geçiyor, trende tanışıyorlar, trende samimi oluyorlar gibi. Bir sahnede inmişler, bir yerde inmişler ama... Orada hemen iniyor galiba. Ama bilmiyorum yani. Görmek lazım tabii. O zaman diyorsunuz ki bunun fanatik seyircileri IMDb puanını yüksek tutabilir diyorsunuz. Ama şimdi Netflix biraz daha global bir iş olduğu için bu daha çok belli bir Türk kitleyi elde edebilecek bir başarıya sahip olacak. Biraz daha ergen işi diyebilir miyiz? Yani ergen işi bir Aşk 101 gibi de öyle bir ergen işine de benzemiyor. Biraz daha şey bir hikaye benziyor ama. Bu arada tren şey herhalde. Şu Doğu Ekspresi var ya, o herhalde değil mi? Acaba orada yaşanmış hikayeleri mi? Bir gün gidiyorlar herhalde, bir gün boyunca. 14 saat diyor şimdi. Ankara'dan İzmir'e 14 saat. Ha, onun şey Doğu Ekspresi ne kadar? Ankara'dan İzmir'e 6 saat. Beyefendi lütfen. İlk defa bu yayına çıkıyorsunuz beyefendi. Kapatmayı unuttunuz öyle diyorum. Canlı yayın tecrübesi olduğu için. Ankara'dan İzmir'e 6 saat. Ya ben memnun kalmadım. Ben daha iyi bir şey bekliyorum. Yani IMDb'de tahminim 6.5 civarında takılır. 7'yi görmez diye düşünüyorum. Bence görebilir çünkü Doğu Ekspresi'nden giden kişiler böyle bir geçmişinden bir şey yakalayabilirler. Bir yani. Mazi. Ya aralarda bak inip böyle işte bir yarım saat, bir saat bir yerlerde takılsalar daha çok mekan olsa. Sanki inmişler mi yani? Yok, bir bakkala gidiyor abi. O kadar ya. Ya adam trip atmış gidiyor falan böyle. Ya işte orada anlatacağı sırların aslında ne kadar bağlayıcı, ne kadar çekici olacağı çok önemli. Yolculuğa çıkma sebebi. Adam herhalde bir... Eski sevgilisinin evlenmesini durdurmaya mı gidiyor ne yapıyor? Öyle bir şey karşısı var. Yani. Şey olabilir mi en sonunda Aşk Yasakları Sever gibi böyle bir bunların kesiştiği geçmişlerinde sahneler belki çıkabilir. Olabilir. Oradan ha, flashback kullanacak mı acaba film mesela geçmiş hayatı? Şey olabilir mesela şimdi o bir evliliği bozmaya gidiyor ya eleman. Aynen. Kız da mesela o elemanın eski sevgilisidir falan. Oradan bağırırlar ki güzel final olabilir. Bir Türk filmi. Ya bence bu filmin finali de olmayabilir yani. Yani havada kalan bir şeydi. Ya yolculuk biter, oldu bittiye getirildi. Yani. Atiye'nin tutma sebebi neydi? Oradan bir kıyas yapmaksak. Merak yani. Merak vardı, bir de bölgeye gidip. Çekilen bölge falan. Göbekli Tepe'ye ama çok sınırlı. Yani. Sırlar ile meşhur bir yer. Yani. Evet, işte burada böyle bir yere spesifik odaklanmayınca hani bilmiyorum o kadar bir çekiciliği olur. Yani hiç yolculuk yapıyor. Yani. Yani yaptığı yerler biraz daha böyle hiç geçici olursa bir tık belki çekebilir isteyeceği. Evet, dışarıdan manzara birkaç tane gösterdi zaten. Daha çok hep içerideki tipleri gösterdi. Zaten inmedikleri için sadece manzarayı geçerken göreceksin ya. Evet, Snowpiercer tadında trende geçiyor. Öndeki senaryoyu burada aramayalım. Neyse, onu toparlayacak olursam. Ya toparlayacak olursam, herkes kendini beklemesini söyleyebilirsin. Ben pek bir şey beklemiyorum açıkçası. Sen Netflix'e
bir şey yapıyorsan biraz daha global düşünüp bu fırsatı daha iyi değerlendirebilirsin. Daha iyi bir şey de bu. Trende giden iki tane şey de çok gözüküyor yani. Fragmanı çok çekici olmayıp filmde harikalar yaratan filmler görüyoruz. Netflix'te şöyle filmler var. Şey evet, Netflix'te çünkü birçok fragmanı iyi olan filmi ben kötü çıktığını gördüm. Şimdi evet. İyi çıkabilir. Ya diyaloglar çok güzel yapılmışsa, alt metinleri iyiyse güzel film çıkabilir elbet. Ama ben beklemiyorum açıkçası. Ne zamandı vizyon tarihi? 19. 19 Haziran. Az kalmış. Bakalım filmi izledikten sonra evet, tekrar bir bu dörtlü bir araya geliriz. Değerlendiririz. Yani onun yardımı değiliz ama umarım tatmin eder diyelim. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. O zaman abone olmayı unutmayın. Kırmızı koltuk bir bölümünün daha sonuna geldi. Görüşmek üzere. Görüşürüz.